Zaman'dan herkese selamlar, merhabalar. Evet, Tayyi Zaman'da doğruları, tarihi gerçekleri, tarihi gerçekler olup da unutturulmuş olan Batı'nın bakış açısıyla bakılması sürecinde unutturulan, farklılaştırılan, varken yok sayılan ya da daha farklıymış gibi bizlere aksettirilen bilgileri belgeler ışığında kaynaklara dayanarak ortaya çıkardığımız bir programdan sizlere merhaba diyoruz. Konuğumuz tarihçi Hakan Yılmaz, konumuz ise Ulubatlı Hasan. Evet, Ulubatlı Hasan gerçeğini bugün Tayyi Zaman izleyicileri için, takipçileri için, tarihi gerçeklerin peşinde olanlar için ortaya çıkarmak üzere buradayız. Burası Horhor Mahallesi ve bulunduğumuz sokak Hasan Ağa Sokağı. Baba Hasan Ağa Sokağı'ndayız şu anda. Arkamda görmüş olduğunuz kitabe ve mekan Ulubatlı Baba Hasan'a ait. Fatih'in şehit sancaktarı Ulubatlı Baba Hasan Ağa ile ilgili gerçekleri Hakan Yılmaz'la birlikte bugün sizlerle paylaşacağız. Ulubatlı Hasan bize yıllarca efsanevi bir kahramanmış gibi anlatıldı. Evet, bir Ulubatlı Hasan'dan bahsedildi ama efsanevi bir Ulubatlı Hasan anlatıldı bize hep. Aslında Ulubatlı Hasan kimdi? Efsane miydi, gerçek miydi? Kesinlikle cevabını veriyorum. Ulubatlı Hasan bütün gerçekliğiyle, bütün belgeleriyle şu anda burada sizlerin huzurunda. Detaylarını Hakan Yılmaz bizlere anlatacak. Tarihçi araştırmacı Hakan Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Evet, biraz önce belirttiğim gibi Ulubatlı Hasan tüm gerçekliğiyle Baba Hasan Ağa olarak yanımızda duruyor ve sancaktar olarak geçiyor. Fatih'in sancaktarı. Şimdi Hakan Hocam, Hakan Yılmaz'dan Ulubatlı Hasan gerçeğini inşallah hep birlikte dinleyeceğiz. Evet. Daha önce Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin düzenlediği bir sempozyumda 2019 yılı Nisan ayında bilim dünyasını ilk kez tanıtmaya çalıştığım Ulubatlı Hasan'ın kabrinin şu anda karşısındayız. Bu kabrin önünden geçen yol hala Baba Hasan Camii Sokak olarak biliniyor. Malumunuz olduğu üzere Ulubatlı Hasan'ın özellikle son yıllarda efsane olduğu, gerçekten yaşamamış bir kahraman olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak bu iddia çok çürük bir temele dayanıyordu ve aslında bilimsel kanıttan yoksundu. Sadece Ulubatlı Hasan'ın geçtiği tek kaynak olduğu düşünülen Francis'in eseri, ki zaten bu konuda çok ayrıntı vermeye de gerek yok artık. O eserin 16. yüzyılda yaşamış Melisinos adlı bir metropolit tarafından uydurulmuş olabileceği iddiası ortaya atılmış. Ancak bu iddia hiçbir ilmi gerekçeye dayandırılamayarak aslında spekülasyonun ibaret, basit bir tezden ibaret olarak ortada bırakılmıştı. Ki bu konuda ortaya atılan tüm iddialar tarafından bahsettiğim sempozyumda sunulan bildiride çok ayrıntılı şekilde ve kesin bilimsel kanıtlar ışığında çürütülmüştür. Özetle şunu söyleyebiliriz. Ulubatlı Hasan'ın geçtiği bu metnin yazarı olan Francis'in gerçekten bu metnin yazarı olduğu bizzat kroniğin sonunda Francis tarafından açıkça ifade edildiği gibi 1478 yılında çok hasta ve rahatsızken Venedikli asilzadelerin, Korfiyot asilzadelerinin, ki Korfu adasında da bu aslen Venedik ve İtalya kökenli olan, Latin kökenli olan bu aileye dayanır. O yıllarda onların yaşadığı bir adaydı burası. Hı hı. Korfu adasında bulunduğu sırada Korfiyot soylularından onların dükü olan kişinin, Anton adını taşıyan düklerin isteği üzerine fethe şahit olan, imparatorun bizzat yanında bulunup Ulubatlı Hasan sancak diktiği sırada Romanos Burcu'nun arka tarafında bulunan bu hem müşavir hem de tarihçi olan, fethin en büyük Bizans tarafındaki görgü şahidi olan Francis'in bu notlarını çok kısa bir şekilde daha önce kaleme aldığını, fakat bu Korfiyot soylularının, özellikle onların prensleri olan Anton'un ricası üzerine kendisinin 1478 yılında çok hasta olmasına rağmen elindeki bütün müsveddeleri, notları hepsini düzelterek, önceki yanlışlarını tahsil edip bunların hepsini sentezleyerek yeni bir metin inşa ettiğini ve ayrıntılı bir metin inşa ettiğini söylüyor ve bu şekilde kendisi istenenin yerine getirdiğini kroniğin sonunda açıkça belirtiyor. Melisinos'u atfetmeye çalışan kişilerin ise elinde sadece Melisinos olmalıdırdan başka hiçbir iddia yok. Ve bunun, evet, bunu kanıtlayacak hiçbir
bilimsel delil ortaya konulamadığı gibi daha önce. Varsayıma dayalı, evet, temelsiz, evet, ispatsız bir iddia var. Efsane, evet, olduğu. Evet. Melisinus tarafından uydurulduğuna dair. Evet. Efsanevi bir kahraman olduğuna, evet, dair. Ama buna karşılık sizin elinizde tüm belgelerinde yazılı duran, karşımızda topografik, toponimik kanıtlarla, aynen, bizzat bakın işte kabriyle birlikte, evet, ki neden ona ait olduğunu da birazdan izah edeceğiz. Kabirin ona ait olması da belgeli gerekçeleriyle beraber Hakan Yılmaz tarafından izah edilecek. Buyurun, evet, lütfen. Şimdi öncelikle az önceki bahsi şöyle tamamlayayım ben. Leo Alatius sadece 60 yıl gibi bir zaman sonra yaşayan Melisinos'tan. Leo Alatius ki onun yaşadığı yerlerde tamamen bulunmuş, evet, bir kimsedir Leo Alatius. Gene onun gibi metropolittir. Makarios Melisinos metropolittir mesela. Hı hı hı. O da onun gibi metropolit. Onun yaşadığı yerlerde bulunmuş, onun eserlerini çok yakından araştırmış, incelemiş olan Leo Alatius. Arkasından işte Charles de Gaillet işte gibi pek çok Melisinos'a yakın yaşayan tarihçilerin tamamı eserlerinde Francis'in bu Ulubatlı Hasan'ın da geçtiği kroniğinden bahsederken hep Francis der ki, Francis bunu şöyle anlatır diyerek, bakın o genişletilmiş kronik bilgileri, evet, Melisinos'a en yakın yaşamış ve Melisinos'u da tanıyan, Francis'i tanıyan çağdaş yazarlar açıkça Francis'e ait gösterirken, evet, asırlar sonra hani oturduğu koltuğunda yani bir takım spekülasyonlar ortaya atarak, bu onlar tarihi gerçek değil, onlar bilmiyorduk, ben biliyorum şeklinde bir iddiayı ortaya atmak ne derece inandırıcıdır bilim adına, bunu sizin takdirinize bırakırım, evet, biz ben. Biz tarihi gerçeklerin, evet, ve bir ilmi, evet, ortada, olanın, bilimsel gerçeklerin, belgelerin peşindeyiz. Ve bugün onu evet, izleyenlerimize, tarih, gerçek tarihi merak edenlere sunup paylaşacağız inşallah. Evet, inşallah. Şimdi şu an önünde durduğumuz kabir, Fatih Sultan Mehmet'in şehit sancaktarı Ulubatlı Baba Hasan Ağa'ya ait. Şimdi bu baba lakabı çok önemli. Evet. Yakın zamanda benim Mahmut Paşa Camii haziresinde o hazirenin restorasyonu sırasında tespit ettiğim Mahmut Paşa'nın İstanbul fethine katılmış olan ve İstanbul fethinden 3 yıl sonra vefat etmiş olan, çıkan yeni ortaya çıkan kitabesine göre 3 yıl sonra vefat etmiş olan sancaktarın adı da Servili Baba. Yani şimdi o zaman sancaktarlara genel anlamda, evet, baba lakabı kullanıldığı, baba denildiğini, evet, varsayabiliyor muyuz burada? Tabii yani kesin olarak artık. Çünkü diğer kitabe mesela o dönemden intikal eden bir kitabe, Servili Baba'nın kitabesi. Ulubatlı Hasan'ın da mesela Ulubatlı Alemdar Baba Hasan'a veya Baba Hasan'ı Alemi diye anılan bir şahsiyet o dönemde. Baba lakabı demek ki zaten çok da seçkin kişilerdi sancaktarlar, öyle sıradan kişiler değillerdi. Bunun tespiti nasıl sağlandı? En önemli noktalardan birisi o, onu ben size izah etmeye çalışayım. Şimdi bahsettiğim sempozyum ilanı ilk yayınlandığı sıralarda daha önce kafamda olan bir proje vardı benim. Yani acaba fetih şehitleri arasında adı Hasan olan kişiler arasında böyle bir sancaktar veya sıradan sancak dikerken şehit olduğu anlatılan fetih günü, ilk sancağı diktiği belirtilen bir kimse var mıdır mantığıyla yola çıkmıştım. Tabii ki Fatih Sultan Mehmet'in şehre ilk giriş noktası, ilk burca çıkış noktasının tüm kaynaklarda, gerek Bizans kaynaklarında, gerek Osmanlı kaynaklarında, gerekse Latin kaynaklarında aslında Romanos burcu, yegane yer olarak Topkapı burcu oldu ve Fatih Sultan Mehmet'in hasta ordusunun konuşlandığı bu burçla ta ki işte bizim bildiğimiz Eğrikapı'ya kadar bulunan alanda Fatih Sultan Mehmet'in ordusu, hasta ordusu yer alıyordu. İlk Topkapı Burcu'na çıkıldığı varsa yani gerçeği ortada olduğuna göre ilk çıkışında tabii ki Fatih Sultan Mehmet'in, çünkü biz hem gene bahsettiğim bu kaynakların tümünde ortak bir dille Fatih Sultan Mehmet'in yani burçlara o şeref herhalde, evet, Hasan ordusunun mensuplarına İdrisi bitkisi de bu açıkça vardır. Evet, evet. Francis'in eserinde de zaten bu var. Çıkan kişinin hani bizzat Hasan ordusunun Fatih'in ordusunun içinden atıldığını, öne atıldığını söylüyor. Ayrıca diğer kaynakların da tamamında Fatih Sultan Mehmet'in zaten askerlerini galeyana getirmek için atıyla öne geçtiği ve, evet, onların artık burca çıkarak bu işi bitirmelerini, artık şehri almalarını onlara haykırarak böyle söylediği vardır. Yani mantık da aslında, evet, burada bunu gerektiriyor. Fatih'in kendi ordusu, Hasan ordusunun ve onun askerlerinin hem de, evet, en kıdemli, en o zamanın en rütbeli olanlarının ilk burçlara çıkanlar olacağı gerçeği gün yüzü gibi aslında ortada durmakta. Evet, çok bütün açıklığıyla ortada. Özellikle Kritovulos,
Fatih'in İstanbul'un o son artık yani son hücum aşamasında toplarla burçlar yıkılıp da Romanos burcu yıkılıp çöktüğü ve arada bir gedik kısığı dediği Tursun Bey'in askerin geçebileceği genişlikte küçük bir gediğin açılıp da artık burçların arka tarafının, unsurların göründüğü o anda Fatih Sultan Mehmet'in ordusunun ileri geçirişi ve o anda haykırışı, söylediği sözlere varıncaya kadar her şeyi çok ayrıntılı olarak anlatır ve devamında da gerçekten ilk kez bu burçlarla bu noktadan şeklin üzerine, burçların üzerine çıkıldığını, arkada yukarıda büyük çatışmalar yaşandığını ve orada çatışan Yeniçerilerden bir kısmının burçlarının aşağı atıldığını, daha sonraki bir aşamada ise, çok önemlidir bu, Fatih Sultan Mehmet'in has sancağının, büyük bayrak ve sancağın çekildiği yerin bu Topkapı Burcu olduğunu bize söyler. Tabii ki öncesinde bu çatışmaların yaşanması, oraya kılıçlarını ellerine alarak kalkanlarla surlara tırmanmaları sahnesini biz Ulubatlı Hasan'ı anlatan Fransız'ın rivayetinde zaten açıkça görmekteydik. Şimdi kabrin Ulubatlı Baba Hasan'a ait olduğu gerçeği nasıl tespit edildi? Bir kere dediğim gibi Hassa ordusunun içinde özellikle İdris İbitsin'in rivayetinde ellerine alemleri alarak alemdar olan kişinin alemlerle sancaklarla buraya çıktıklarını ve sultanın sancağını, bakın çok dikkatinizi çekiyorum bu noktaya. Sultanın sancağını Yeniçeriler diyor. Gene Francis'in bahsettiği gibi Yeniçeriler diye anlatıyor. Ki Yeniçeriler maaşlı, seçkin, meşhur askerleriydi sultanın. Ki bakın Ulubatlı Baba Hasan Ağa da Fatih Sultan Mehmet'in has sancaktarı ve fetih günü şehit olan, orada burçta çatışıp da şehit olan Fatih'in has alemdarı olduğu zaten açıkça... Burada açıkça yazıyor. Çok net bir şekilde anlatıyor aslında. Fatih Sultan Mehmet Han bunu sancaktar yapmıştı. Şehre giren gazilerden öndeydi Baba Hasan. Yani önde olduğunu burada açıkça belirtiyor. Gözü kara pehlivandı. Yiğit, civan, alişandı. Canın koyup hak yoluna hemen erdi muradına. Evet. Şimdi bakın bu tabii ki şahide aslında Mahmut Hattat Mahmut Şahin tarafından 2007 yılında buraya yerleştirilmiş daha doğrusu. Fakat asıl önemli olan burası mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul fethettikten hemen sonra Baba Hasan Ağa'nın yani naaşı buraya nakledilmiş. Zaten hani Fransız'ın anlattığı o eserden veya diğer kaynaklardan ve biz buranın, bu kabrin daha önce köşe duvarında yer alırken bilahare çünkü burası önceden türbeymiş. Mesela ben bunu son yazdığım bir makalede açıkça gösterdim. Yani Fatih Sultan Mehmet'in meşhur zamana kadar türbeymiş hocam? Onunla ilgili bir tanıt var mı? Şimdi benim tespitlerime göre 1930'ların başlarına kadar burası türbe. 1930'ların başlarına kadar. Ama kötü, harabe halde bir türbe. Çünkü birazdan onu da inşallah size göstereceğiz. Fatih Sultan Mehmet'in o prensesin, yani imparatorun beraberinde bulunan misafiri ve Bizans tarihçisi prensesi anlattığına göre zaten bu rivayet çok meşhurdur. Önceden de bir de bilinir. Ulubatlı Baba Hasan Ağa eline kılıcını ve kalkanını alarak surlara atıldığı sırada beraberlerinde tabii o topluluğun ellerinde sancağı da var. Yani Farslı'nın sancağı da onların ellerindeydi o sırada. Burca fırladıkları, burca atıldıkları sırada hemen arkasında 18 kişilik bir setban bölüğü. Çünkü bu tarihte daha önce alemdarlık, sancaktarlık yapmasına rağmen aslında hala hazırda o sırada babası II. Murad'ın son zamanlarından beri setban başı kılınmış. Çünkü Yeniçerilerin özellikle Fatih Sultan Mehmet tahta çıktıktan sonra Yeniçeriler Fatih Sultan Mehmet'e isyan ettikten sonra sekban bölükleri daha da güçlendirilmiş. Ve burada tabii Fatih Sultan Mehmet'in ne kadar güvenilir bir ümerasından biri olduğu da anlaşılıyor aslında Hasan Ağa'nın. O sekban başı olarak aslında tayin edilmiş. O sekban bölüklerinden 18 sekbanlar bölüğünün, onların kalem işlerini yürüten 18 sekbanlar bölüğünün başına sekban başı tayin edilmiş. Şimdi peş sıra arkasından fırlayan 18 tane sekban var. 18 kişi var. Ve bunlar fethin ilk şehitleri olarak bugün bu kabir alanına çok yakın bir noktada, hemen gözle görülebilen bir noktada, birazdan oraya da çıkacağız inşallah. Evet. Fethin ilk şehitleri 18 sekbanların kabri olarak orada duruyor. Ulubatlı Baba Hasan'a burca çıktığı sırada orada sancak dikmeye çalışırken üzerine dört taraftan, bakın bu kaynakların tümü, iç dış kaynakların hepsi, orada ilk çıkan grubun üzerine taşlar ve oklar fırlatıldığı konusunda müttefikler. Bu oklar ve taşlar fırlatıldığı sırada bu 18 kişi surlardan aşağı düşürülerek fethin şehitleri olarak Bizans İmparatorluğu'nun yanındaki tarihçi Fransız'ın kayıtlarına göre tarihi geçiyor.
Onların kabirleri de bakın bu kabre çok yakın bir noktada olması zaten aralarındaki tarihi bağlantıyı yeterince gösteriyor. Kesinlikle. Topografik ve toponimik açıdan düşünüldüğünde. Bütün olaylar, kanıtlar, bütün belgeler birbirini destekler maniyeti. Destekliyor. Şimdi kabrin bulunuş hikayesini şöyle devam ettireyim ben. Sonra da zaten konuyu kapatacağım ve hakkında daha ayrıntılı gezerek inşallah bilgi vereceğiz. Hasan adlı ve Fatih Sultan Mehmet'in Hasan Emdarı olan bu Fetih Şehidi'nin kabri benim Hasan adını taşıyan son baktığım o Nimerce iş yani Fetih askerlerinden en sonuncusuydu. Buraya geldiğimde buranın tarihçesini tabii hani burada bir kitabe bulunduğunu Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde mesela o kitabenin bir fotoğrafı var net fotoğrafı. Daha sonra birkaç fotoğrafını daha buldum ben. Süheyl Ünver, mesela merhum Süheyl Ünver, daha önce 1930'ların sonlarında bir fotoğrafını çekmişti. 1940'da vakıfların çektiği fotoğraf, kabrin fotoğrafı. Ayrıca burada hemen kabrin önünden geçen ve biraz ileride hemen şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı parkın hemen bitim noktasında Oruç Gazi Ortaokulu'nun hemen başladığı noktada avlusu başlayıp da Atatürk Bulvarı'nın bittiği yerde son bulan ve ana binası da caddeye hemen böyle nazır olan, oraya paralel olan bir mescidi de, ahşap kargil karışım bir mescidi de varmış. Şimdi onu da göreceğiz birazdan. Şimdi bunları araştırırken bu Baba Hasan Ağa'nın burada mahallesinin 2. Bayezid zamanında kurulduğu fakat önceden beri Fatih Sultan Mehmet'in son zamanlarından beri bu kabrin burada mevcut olduğu vakıf kayıtlarıyla, vakıftan kayıtlarıyla sabit. Ve tabii ki şöyle bir şey var. Burada kabrin köşesinde bir aslında bahsettiğim o türbe yıkıldıktan ve etrafı normal tuğlalarla çevrilip, briketle çevrilip de üzeri betonla, çimentoyla sıvandıktan sonra bunların resimlerini geçeceğiz ekranda birazdan. Burası sıvandıktan sonra dediğim gibi yani etrafı yani normal sıradan bir türbe fotoğraflarda da gördüğünüz şekliyle sıradan bir türbe haline getirdikten sonra maalesef bu kabir tabii ki hani yıkık halde olan bu duvarların üzerinden alınarak şu anda Kırma Tulumba Sokağı bakan, Kırma Tulumba Sokağı'nın giriş sol köşesinde yer alan duvarının üzerine yerleştirilmiş. Bildiğiniz normal demir bahçe kapısı gibi bir yani kapı konulmuş ve o kapının sol tarafında zaten Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yakından çektiği net fotoğrafında da sonra kabrin bütününü gösteren fotoğrafta da daha net şekilde bu Kırma Tulumba Sokağı'nın sol köşesinde hemen köşe başında bu kabrin yani kitabenin yerleştirildiği açıkça görülüyor. Hı hı. Kitabedeki bilgiler çok önemli. Evet. Kitabede açıkça Francis'in anlattığı sahneler şunlar mesela. Eline kılıç ve kalkan alarak Ulubatlı Hasan, Yeniçeri olan Ulubatlı Hasan, Fatih'in hasta ordusu arasından çıkıp Burç'a tırmandığı sırada. Direkt hasta ordusu arasından çıktığını, burçlara tırmandığını açık açık kitabede yazıyor. Tüm kaynaklar, tabii kitabede var. Kitabedeki ifadeler çok önemli. Orada az önce anlattığım gibi 18 kişinin beraberinde onu takip eden 18 kişinin bunlar 18 sekbanlar olduğunu, rütbesi sekbanbaşı olduğunu hem Mehmet Süreyya'nın kayıtlarından hem de dediğim gibi yukarıdaki kabirde yatan üç Fetih şehitlerinin hangi askeri sınıfa mensup olduklarına bakarak rahatlıkla çözebiliyoruz. Dolayısıyla bu 18 sekbanlar ve arkasından onları takipten çıkan 12 sekban, bakın iki ayrı sekban bölüğü çıkmış. Bunlar yukarıda çatışıyorlar Rumlarla. Kemalpaşa zaten rivayetinde bu çok ayrıntılıdır. Kümatı buzat, gazi kümeleri çıktılar diyor ki iki tane gazi kümesi gene Francis'in rivayetindeki anlatıyla birleşiyor ve tarihi bir gerçek olduğunu ortaya koyuyor. Oraya çıktılar diyor Francis ve imparatorun yanından seyrettiği bu manzarayı şöyle anlatıyor. Bu 18 kişinin üzerine bizimkiler o kadar çok taş ve ok yağdırdılar ki, kayalar attılar ki bunların 18'i hemen surlardan aşağı düşürülerek orada öldüler diyor. İkinci surla birinci surun arası boşluğa düşüp ölüyorlar. Kritovulos da bunu teyit ediyor. Aynen bu sahnenin gerçekliğini söylüyor. Ancak arkada Hasan kendisine mahsus şiddetiyle diyor. O büyük, iri, dev, cüsseli bir Yeniçeri olan Hasan. Tecrübeli de bir Yeniçeri olan. Yani efsanede bize aktarıldığı gibi genç bir delikanlı değil, tecrübe sahibi, işini çok iyi bilen bir Yeniçeri. Şehrengiz dergisinde çok yakın zamanda bir makale neşrettim bu konuda. Düşünüldüğü gibi yani tecrübesiz bir Yeniçeri bilakis Fatih Sultan Mehmet'in dedesi Çelebi Mehmet zamanından beri meşhur olan Hasan Emdarı olduğu. Bakın az önce Dogaillet'ten bahsettim mesela. Şimdi onun yazdığı, Fransızca yazdığı Fatih Sultan Mehmet'in iki ciltlik bir monografisi var. Çok önemli monografi. Orada açıkça Ulubatlı Hasan'ın o dönemdeki meşhur diyor rütbesi, meşhur bir şahsiyet oluşu,
askerler arasındaki seçkinliği, makamı ve yaptığı işin büyüklüğü, çok büyük bir iş başarmış olması onu Osmanlı askerler arasında ölümsüzleştirdi. Evet. Ve eğri kılıcı kanlarla dolu olduğu halde surların üzerinde sancağı diktikten sonra orada can verdi diye açıkça bunları teyit ediyor. Ben hemen bir bölmek istiyorum. Şimdi tarihçi ruhumla, tarih öğretmeni ruhumla o kadar heyecanla ben takip ettim ki sizin makalelerinizi, daha önce televizyon programlarında, YouTube kanalında yaptığınız programlarda da sizinle bu konuları ele aldık. Ben hep öğrencilerime, çocuklarıma bu gerçekleri hevesle anlatıyorum. Ama bir taraftan da şuna üzülüyorum. Yani burada Baba Hasan'ın, Ulubatlı Hasan'ın kabri gerçekten yeniden bir türbeye dönüşmesini gönül arz ediyor. Tekrar ihya edilmesi. İşte biraz sonra göreceğimiz mescidinin 1930'a kadar var olup sonra yok olan bütün bu şeyin külliye şeklinde hatta bir bütün olarak Ulubatlı Hasan'ı genç nesillerimizde, çocuklarımıza İstanbul'un fethinde çok önemli bir rol oynamış Fatih Sultan Mehmet Han'ın en önemli yanında olan insanlardan, fetihte onun fetih rüyasının gerçekleşmesine, o burçları sancağa dikerek katkıyı sağlayan Ulubatlı Hasan'ın tüm gerçekliğiyle burada durması gerçekten tarihimiz açısından ve bugün açısından çok büyük bir gurur. Bu gururu yaşatacak büyük eserler olmasını tarzı ediyor. İnşallah zaman içerisinde o da olacaktır. Evet. Ümidini taşıyorum ben. Burası zaten yapı itibariyle de aslında gerçekten dediğiniz gibi büyük, geniş bir ziyaretgaha dönüştürülmeye çok elverişli bir alan. Çünkü kabirle arasında çok kısa bir mesafe var. Yani 120 metre kadar bir mesafe var mescidin arasında. Bir ziyaretgah olması gerekiyor aslında parkın burada. Parkın hemen yan tarafında ara sokakta kaldığı için bu mevki zaten çok rahatlıkla aslında burası duvarlarla çevrilerek türbesi de gene o dönemin mimarisi. Çünkü en son 3. Selim zamanında 1806 depreminde buranın ihya edildiği kabir kitabesinden anlaşılıyor. Çok şimdi güzel. Bizans İmparatoru'nun müşavirinin anlattığı rivayeti şöyle tamamlayalım konunun bütününü sağlamak için. Hasan tüm şiddetiyle, yani kendisine mahsus şiddetiyle diyor ki, demek ki imparatorun müşaviri bile onun ne kadar güçlü, şiddetli bir kimse olduğunu, kendisine has bir şiddete sahip olduğunu önceden bildiğini de aslında burada ifade ediyor. Bu da zaten onun tanınmış bir ümeradan bir şahsı yani olduğunu tanınıyor. Gösteriyor. Yani Baba Hasan Ağa, Fatih Sancaktar ilk gün şehit olan, Burca çıktığında şehit olan bu sancaktarı, Prens'in anlattığı bu Ulubat, Lopadion taraflarından çıkma, Hasan Ağa dediği, Hasan dediği kişiyle aynı kişi olduğu, bütün bu tasvirlerden ve onun meşhur bir şahsiyeti olduğu, hem İdris Bitlisi'nin, hem Kritovilos'un, hem Francis'in, hem de kitabedeki bu ifadelerin aynı şeyleri anlatması ve aynı ortak ifadeleri içmesinden tespit edilebiliyor. Dönem yazarlarından, müelliflerinden bahsediyoruz. Evet. O dönemi yaşamış, görmüş ve aktarmış, nakletmiş isimlerden bahsediyoruz. Dönem kaynaklarının ışığında belgelendiriyoruz. Belgelendiriyoruz. Fakat buna karşılık Ulubatlı Hasan'ın yaşamadığı konusunda iddia ortaya atıp hala bunu diretenlerin ellerinde hiçbir kanıt. Tek bir, bırakın çağdaş kanıtı, yani ortaya atılmış ve artık çürütülmüş, tamamen ortadan kaldırılmış bir hipotezden başka, ki asıl artık yani asıl astarı olmadığı da kanıtlanmış bir hipotezden başka hiçbir şey maalesef yok. Ve bakın bilimsel tahminler açısından değerlendirildiğinde burada yatan kişinin Ulubatlı Hasan'dan başka biri olmadığı çok net şekilde, açık şekilde aslında kanıtlanmış bir tarihi gerçektir. Ayan beyan gözlerimizin önünde duruyor tabiri caizse. Evet. Ben şöyle hemen tamamlıyorum konuyu. Ulubatlı Hasan olduğunu bahsettiğimiz bu şahsın o gün mesela burçlara çıkışını anlatırken devamında diyor ki sancak dikme sahnesi tabii ki o arada gerçekleşiyor. Çünkü bu açıkça dediğim gibi tüm kaynaklarda, bizim son zamanlarda süslettiğim bir kronikte, hatta Kemal Paşa Zade'nin eserinde beyaz ak, sultanı alemin ak alemi dikildi diyor. Bakın sultanı alemin ak alemini onun has sancaktarı dikerdi ki has sancaktarı burada yatmakta olan Ulubatlı Baba Hasan Ağa'dır zaten. Evet. Dolayısıyla bakın bütün tarihi veriler hiçbir noktada boşluk bırakmadan aynı zemine oturuyor ve puzzle'ın parçalarını tamamlıyorsa biz artık hani Ulubatlı Hasan'ın yaşamadığını iddia edemeyeceğimiz gibi onun bilakis aksine bu veriler ışığında yani benim ortaya koyduğum verilere açıkça göz atılırsa yani yaşadığı dönemlerden, yaptığı vazifeden, İstanbul'un fethinin mesela son aşamasında surlara çıkışından orada yaşanan olaylara ve devamında kabrinin nereye taşındığı, nakledildiği ve hatta ahfadı, bakın çoluk çocuğu, hani mesela 3 tane oğlu var, hani ben bunları tespit etmiştim. Bunların nerelere yerleştikleri ve nasıl hareket ettikleri, hangi görevlere getirdikleri, bunların hepsi açıkça anlaşılıyor. Ve bakın ben şimdi sözlerimi şöyle tamamlayacağım. Daha sonra Hasan'ın üzerine de
diyor Francis. Çok sayıda taşlar ve oklar, o kadar çok ok ve taş fırlatılmış ki bu taşlar ve oklar artık yani ne kadar diretse de bir ara hani sudan aşağı düşüp sonra toparlanıp tekrar savaşmaya ve oraya sancağı dikmeye devam etse de maalesef çok kısa bir süre sonra artık dayanamayıp sağ tarafının tamamen komple taşlarla ezilip oklarla kaplandığını ve artık yarı canlı bir halde orada tutulmaya çalışırken daha fazla dayanamayıp dediğim gibi Fransız yazarın Fatih monografisinde anlattığı üzere eğri kılıcı kanlarla dolu olduğu halde surların üzerinde sancağı diktiği sırada can veriyor. Ve bu şekilde anlatıyor, tabii, değil mi? Böyle anlatıyor. Şimdi net. Kabrin daha önce Tulumba Sokağı'nın sağ köşesinde bulunan kitabesinde yazan şeylerse, yazan manzumede de bakın bu tasvirlerin biz aynısını bizzat eski, daha önce yani Fatih Sultan Mehmet zamanından beri var olan kabrin köşesinde yer alan 3. Selim zamanında 1806 depreminde yeniden ihya edilen, ki Francis'in ve bu Bizans kaynaklarının hiçbir şekilde literatürde bilinmediği ve kullanılmadığı bir dönemde kabir yenilenirken, deprem sebebiyle yenilenirken oraya o eski kabre ait bilgilerden ve kitabelerden nakledilen, aktarılan o bilgilerde de kitabenin içinde yer alan manzum şekilde Sıtkı Yağdı şair tarafından aktarılan dizelerde de onun ölüm hikayesi az önce çağdaş kaynakların tümünde anlatılan ve adı da Hasan, adının Hasan olduğu bilgisi de içine dahil olmak üzere aynen şu şekilde nazmedilmiş. Bunu daha önceki defalar size aktarmışım ama yine hazır kabrin başındayken bir kez daha aktarmış olayım ben. Osmanlıca metni şöyle, bakın tasvirlerin birebir bu kaynaklardaki az önce anlattığımız tüm çağdaş tasvirlerle aynı olduğunu açıkça göreceksiniz. Manzumede Ulubatlı Hasan'ın bu sura çıkış ve orada şehit oluş anları o bilgilere paralel şekilde aynen şöyle nazmediliyor. Ulubatlı Hasan'ın dilinden şu şekilde şehit olduğunu biz öğrenmiş oluyoruz o manzumeye göre. Yedümde tığ ateş tap, dilümde nazm-ı settari, ben oldum Fatih'in ol gün mergub alemdarı, gazayı ekber ittim rüstemane hasmıla yedkes, Uluban garkı hunalud, işte şehitler serdarı. Şimdi devamındaki bilgilere ben hiç geçmeyeyim. Çünkü buraya nakledilmesiyle alakalı bilgiler veriyor. Fakat Türkçe'ye çevirirsek şöyle. Elimde düşmana ölüm saçan, ateş saçan kılıç, dilimde settarın nazmı, yani Allah'ın manzumesinin tekbiri, tekbirler getirerek çıkmış. Ben oldum Fatih'in o gün göz kamaştıran sancaktar diyor. Bakın bizim okronitlerde gördüğümüz adı Hasan olan sancaktar ve Hassa ordusundan olan sancaktar, Fatih'in has sancaktar baba Hasan Ağa'dan başkası değil dolayısıyla. Yani çok teşekkürler ortaya çıkıyor. Sonra gazayı ekber ittim diye bahsettiği kısımda da kahır pençemle, düşmanla Rüstemce ulu gaza ettim. O efsanevi İran, işte Sasani devleti, Pers kahramanlarından Rüstem'e denk bir şekilde buraya çıkıp tabii düşmanlarla gaza ettim tek başıma diyor. Bakın Bizans tarihçisinin, Bizans İmparatorluğu'nun müşaviri ve tarihçisi Francis de ne diyordu? Bizimkileri, kendisine mahsus şiddetiyle bizimkilerin hepsini tek başına kaçırmayı başardı. Bakın bu aşamadan ve bu savaştan, tek başına onlarla savaştığı aşamadan bahsediyor. Dolayısıyla orada Burcun Tepesi'ne çıkarak orada gaza eden ve o gaza sırasında şehit olduğunu yani bildirdiği bu aşamanın da birebir bu tasvirlerle, çağdaş kaynaklarda, kroniklerde geçenle aynı olduğu ortaya çıkmış oluyor. Evet. Ve sonra zaten devamında da kendisi, kendi dilinden nazmedilen bu eserde kanlar içinde batıp kalarak aslında diyor oradaki Osmanlı ifadeye göre oldum şehitlerin serdarı diyor. Evet. Yani bütün şehitlerin serdarı, yani o ilk burca çıkan ve elinde de sancak taşıyan, adı da Hasan olan ve bütün şehitlerin serdarı olan bir kişinin Ulubatlı Hasan olmadığını iddia etmek için artık cidden bunlardan çok daha sağlam ve çok oturaklı, esaslı deliller ortaya koymak gerekir artık. Ki böyle bir delilin de olamayacağını, çünkü bu tarihi olaylar bir kez yaşandı ve bütün iç kaynaklar, dış kaynakların da bütün bu topografik kanıtların da kanıtladığı üzere eğer bunların hepsi aynı noktada birleşiyorsa. Yani yazılı belgeler var, görsel kayıtlar var, topografik dediğimiz gibi bütün her şey baba Hasan'ın, Hasan Ağa'nın Ulubatlı Hasan olduğunu doğrular nitelikte. Bir de şu var, ben hep bunu düşünüyorum. Yani zaten efsanevi kahramanlar gerçek insanlardan doğarlar. Yani Ulubatlı Hasan'ın, baba Hasan Ağa'nın, Fatih'in sancaktarı, alemdarı Hasan Ağa'nın,
Gerçekten burçlara o sancağı dikmesi o kadar güzel anlatılmış ki, biraz önce siz anlattınız. Evet. İşte eğri kılıcıyla kanlar içinde kalan kolu ile sancağı dikti, şehit oldu. Bunlar anlatılıyor. Tüm bu şeyler anlatılırken efsaneleşmiş olması da çok doğal. Ama bir acı olan ne? Gerçekler gün gibi ortadayken ve gerçek bir kahramanın efsaneye dönüştürülmüş, o kadar büyük bir şey çünkü başardığı, bir gerçeği ortada dururken bunu sadece yoktu da hayal unsuru olarak ortaya çıkardı diye yok saymak, evet, işin acı tarafı o. Bu aynı zamanda bana göre bir vebaldir de. Yani gerçeklerin üstünün örtülmesi. Kişiler gerçekten yaşamış şahsiyetler. Bakın, evet, siz Ulubatlı Hasan'ın bu kadar büyük fedakarlığını görmezden gelerek hayırla bunu, yad etmek, tabii, dualarla anmak, bu varken hatırasını bakın, yaşatmak gerekirken, evet, niye yok sayalım? Siz bakın, buna vesile olmak da cidden çok büyük bir vebal. Millet adına, bakın, Türk milleti adına vebaldir. Evet, evet. İstanbul'u fethi Peygamber İslam Efendimiz tarafından müjdelenmiş bir vebaldir. Müjdelenmiş yani, olan bir, evet, mesela sadece fethi, Türk çok milleti büyük için değil, tüm İslam alemi adına bir, tabii, vebaldir. Bakın, dünya tarihi gibi adına da aslında, bakın, yani bütün dünya tarihi adına düşündüğümüzde, evet, evet, İstanbul'un fethindeki bu olayı, bakın, çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Şimdi aslında Ulubatlı Hasan'ın varlığını, çok ilginçtir. Sadece bizde mesela Ulubatlı Hasan yoktur tartışmaları var. Yani, evet, bizim kahramanımız ve gerçekten bu fedakarlığı yapan ve bütün kaynakların tasvir edip de açıkça o kahramanlığını iç dış bütün kaynakların açıkça dile getirdiği bu kahramanı yok sayan sadece bizim ülkemizdeki, evet, tarihçilerimiz. Maalesef. Şimdi mesela dış literatüre bakın, hala daha çıkan en güncel eserlerde bile hala Ulubatlı Hasan'ın adını anıyorlar. Bakın, Avrupalı tarihçiler. Yani Yunan tarihçilerin bile büyük kısmı, bakın, hani son zamanlarda mesela bu birkaç yıl önce yapılan filmlerde bile açıkça o İbni Kemal'in mesela anlattığı tasvirlere, beyaz sancakla oraya iri yarı birini çıkmış göstererek, bakın, o çıkış anını onaylıyorlar aslında. Evet. Çünkü bunun üstlerinin, yani, kapatılabilecek hiçbir tarafı. Orada anlatılan at alemin, evet, oraya dikilişini, ha, aslında onlar, evet, da onaylıyorlar. Son yapılan bir filmde mesela, yayınlanan bir filmde, açıkça orada benim o çalışmalarımdan da sonraya tekabül eden bir filmde, üzerinde kırmızı ay bulunan bir beyaz sancağın oraya dikildiği ve gerçekten de Ulubatlı Hasan'ın tipinde birinin bunu yaptığı sahnesi, evet, arada geçiyor. Bakın, evet, ve İmparatorun Francis de, İmparatorun müşaviri de İmparatorun yanında gösteriliyor. Evet. Şimdi bakın, yani bu kadar açık gerçekleri bu kahraman bize aitken bizim ortadan kaldırıp da yok etmeye çalışmamız cidden çok büyük vebaldir. Haksızlıktır, vebaldir. Ulubatlı Hasan gerçekten yaşamış, bu kadar fedakarlık yapmışken. Tarihe, evet, ihanettir bence. Tarihe ihanettir. Yani bunu açıkçası, bakın, yani bu kadar büyük bir vebalde üstlenerek yaşamış, bu kadar büyük peygamberin müjdesine de mazhar olmuş. Evet, hatta, evet, şehitler serdarı ifadesini biz, aynen, Nimel Ceyş'in de serdarı ve en büyük Ulubatlı Hasan olarak biz, evet, açık ve net bir şekilde gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz yani yaptıkları ortadayken. Evet. Bu kadar büyük bir tarihi kahramanı yok etmek ve açık konuşmak gerekirse cidden büyük vebaldir. Çok biraz büyük vebaldir. Biraz önce söylediğim gibi ben bunu vebal olarak, evet, görüyorum. Bunu tarih, bilim adına da tarihi gerçeklerin üzerine kapatmaya çalışmaktır ve bakın, bize düşen şey aslında şudur. Her şeyi bir kenara bırakıp bilimsel anlamda, bilim adına yani açıkçası ortaya atılan tezler yanlış çıkabilir. Bu gerçeği de kabul edip, tamam mı? Burada ben kendimi kanıtlamaya hiçbir zaman çalışmadım. Benim niyetimi herkes biliyor. Çalışmalarımı takip edenler de çok iyi bilirler. Ben açıkçası dört ayağı yere sağlam basmayan hiçbir tezi alıp da, yani bir spekülasyonu alıp da şimdiye kadar tarihi gerçekliği neşretmiş değilim. Zaten bana bir tenkit de gelmişti. Hangi konuda olursa olsun, kuruluş çalışmalarımda olsun, Ulubatlı Hasan meselesi, bugüne kadar tek bir ilmi tenkit ve tek bir ilmi kanıt aksini gösteren gelmemişti. Neden? Çünkü açıkçası yani bu bilimsel teamüller, bilimsel dayanak noktaları benim çıkardığım ve icat ettiğim şeyler. Bakın, evet, eğer bunlar bilimin esaslarıysa, evet, buna herkes riayet etmek. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Tüm belgeleriyle, evet, gerçekleri ortaya çıkarıyorsunuz. O yüzden sizi tayin zamanda ve diğer programlarımda özellikle misafir etmek istedim. Ki daha çok kitlelere ulaşalım. Herkesin haberi olsun. Evet. Ve gün yüzü gibi ortada duran gerçekler boşu boşuna örtbas edilmesin. Bir hayra vesile olmuş. İstanbul'un fethi gibi büyük bir hadisede, peygamber müjdesi olan bir vakada burçlara sancağı dikme şerefine nail olmuş ve şehadete ermiş bir kahramanımızı yok saymak
benim gerçekten rahatsız olduğum konulardan biri olduğu için ve onun gerçek olduğunu, var olduğunu, tarihi tüm gerçekleriyle ortada olduğunu yaymak ve toplumun da haberdar olmasını sağlamak evet. amacımız. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. Bu kısmını burada tamamlayalım, sizin söyleyeceğiniz bir şey yoksa. Mescit kısmını göstermek ve sonra da 18 sekbana geçmek. 18 sekbanlara geçelim. Zaten bu mekanlar görüldüğünde ve dediğim gibi birbirlerine çok yakın girip mekanlar. Bu arada mekanlar. Bursa'ya da gideceğiz. Bursa'daki köyünü de göreceğiz. Köyünü de göreceğiz Ulubat'ta. Ben en önemli notlardan biri olarak şunu ekleyeyim son olarak. Burada kabirde yatan ve zaten hani Hassa Sancaktar olmakla ve İçirit Sancaktar olmakla adın da Hasan olmasıyla zaten Ulubatlı Hasanoğlu açıkça ortaya çıkan bu Fetih Şehidi'nin yine de hani bilimsel açıdan kontrolünü sağlamak amacıyla kim olduğunu, daha önce neler yaptığını araştırıp da bu konudaki bilgileri ben gerek tahrir defterleri, gerek vakıf defterleri, gerek Ceybi Hümayun Masraf defterlerine varıncaya kadar pek çok yani çok geniş ölçüde vakfiyeler üzerinde yaptığım araştırmalar sonucunda burada yatan şahsın daha önce Edirne'de adına Hasan Ağa adlı bir köyün verildiğini ve ayrıca görevine istinaden Alemdar Mahallesi, Alemdar Mahallesi adını taşıyan bir mahallenin de Edirne taraflarında kendisine verildiği ve orada bir kendi adına küçük bir mescit, zaviye ve hatta vefat ettiğini defnini tüm türbe yaptırdığını, İstanbul Fethi'ne katılacağını bilmediği ve burada defnedileceğini tabii ki o zamanlar kendisi zannedemediği için kendi parasıyla, kendi geliriyle kendine bir türbe de yaptırmış ama tabii içi boş kalmış türbenin zamanında. Evet. Şimdi bakın böyle bir şahsiyet olduğunu öğrendim ve Çöke yakınlarında daha önceki adı Sığırlıca Musa olan köyün Edirne Vakıf Tahrir Defterlerinde bu kayıtları inceledim tek tek. Halil adında bir oğlu olduğunu Edirne'de. Ancak bu kişinin aslında bu Sığırlıca Musa, özellikle Sığırlıca Musa köyündeki şu an Hasan Ağa adını taşıyan yine Çöke yakınlarında bu köyün köyle birlikte aslında kendisine daha büyük vakıf alanı olarak 2. Murat tarafından 1425 yılında aslında Bursa'da Ulubat, bakın çok ilginçtir. Bakın bu araştırmalar beni bu noktaya getirdi ve kendinizi benim yerime koyarsanız zaten o anneli hissettiğimi çok iyi anlayacaksınız. Ulubat'a çok yakın bir noktada Karacabey yolu, Ulubat Karacabey yolu üzerinde yani yaklaşık çok kısa bir mesafe yani zaten oraları da gezeceğiz ve oradaki köyünü de göreceğiz inşallah. Orada yine Hasan Ağa adını taşıyan ve 1425'te adı Kızılcıklı iken daha sonra Hasan Ağa'ya verilmesi nedeniyle Hasan Ağa'ya dönüşen Ulubat'a komşu, evet. Ulubat Karacabey yolu üzerinde bulunan bir köy alanının da bu kişiye ait olduğunu ve bu kişinin Bursa Ulubatlı olduğunu, evet. Oradaki bir geniş bir, çok büyük bir köy alanını vakıf alanı olarak Fatih'in babasının, 2. Murad'ın yıllar önce, İstanbul Fethi'nden 28 yıl önce ona tahsis ettiği ve bir vakfiyesi bulunduğunu, bizzat köyde yaptığım incelemeler sonucunda ben gördüm ve vakıf bu vakfiyesinin içinde de açıkçası daha önce çalışmalarımda da gösterdim. Bu kişi görevini tanımlayacak en önemli vasıf olarak vakfiyenin baş tarafında açıkça Mukarrebus Sülük, Mülük ve Selahattin yani sultanların ve hükümdarların, meliklerin yakını ifadesiyle bu sultanlara yakınlığı zikredildikten sonra Nasıb-ı Livail İslam, İslam sancağının dikicisi unvanıyla anılıyor açıkçası. Bakın burada Fatih'in has sancaktar olan kişinin 2. Murat zamanında, Fatih'in babası zamanında Ulubat taraflarından çıktığını, tıpkı Francis'in en başta verdiği bilgiye paralel şekilde oradan gerçekten Ulubat taraflarından çıktığını, bakın kaç kaynak birden aynı noktada birleşiyor. Evet. Memleketinin neresi olduğu noktasında birleştiği evet. gibi vazifesi noktasında da hem vakfiyesi birleşiyor, vakfiyesinin tahsis edildiği alan zaten dediğim gibi buradaki Baba Hasan Ağa gibi Edirne'deki Sırlıca Musa Köyü ve daha da büyük vakıf olan olarak Bursa'daki Ulubat yakınlarındaki bu Hasan Ağa Köyü. Dolayısıyla bu kişinin Ulubatlı Hasan'dan, Ulubat yakınlarında bir vakıf alanı tahsis edilmiş, görevi de sancaktarlık olan 2. Murat zamanından beri, 1425'ten beri en azından yani en eski belge bu. Sancaktarlık yapan biri olduğunu ve İstanbul Fethi sırasında şehit olan Fatih'in has sancaktarlığı görevinin de zaten arada kesintisi olarak devam ederek en son sekbanbaşı olmasına rağmen 28 yıllık eski bir sancaktar olarak bu görevi yine sekbanlarıyla birlikte bu işte tecrübeli olduğu için onu yerine getirdiği sonucu net olarak ortaya çıkıyor diyebiliriz. Peki, evet. Çok teşekkür ediyorum. Diğer bölümlerle devam edeceğiz.